Değerli takipçilerimiz, değerli nalı hanımlar, değerli hemşerilerimiz, şu anda neredeyiz? Tuğrul Bey Ortaokulu'ndayız. Gördüğünüz üzere burada güzel bir fuar düzenlenmiş. Türkiye genelinde TÜBİDAK 4006 Bilim Fuarı adı altında Nallıhan'da da bir fuar düzenlendi. Bu fuarın adı da Tuğrul Bey Ortaokulu 4006 TÜBİDAK Bilim Fuarı efendim. Şu anda yanımızda okul müdürümüz ve projeden sorumlu hocalarımız var, öğretmenlerimiz var. Onlarla kısa kısa bir görüşelim. Evet, merhabalar Sayın Müdürüm. Merhabalar Hasan Bey. Bize bu proje hakkında, fuar hakkında bilgiler sunar mısınız? Peki, teşekkürler. Önce geldiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, bunun amacı tüm Türkiye'de bizim TÜBİTAK'ın desteklediği bir program. Bütün okullarda 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenciler bu ilgi duydukları alanlarda projeler hazırlıyorlar. Ekip olaraktan bu projelerle ilgili araştırmalar yapılıyor. Ve ondan sonra da hem bu projeyi hazırlayıp hem de sunum haline getiriyorlar. Ki bunun bir de önceliği var. Biz daha önceden bu hazırladığımız projeleri TÜBİTAK'a gönderiyoruz. Onlar gerçekten inceliyorlar. Onay verirlerse proje çalışmaları başlıyor. Ve bizim de öğrencilerimiz Ömerhan Bey'in, Ömerhan Yurt öğretmenimizin koordinatörlüğünde ve öğretmenlerimiz bu konuda bir çalışma yaptı. Sayın Müdürüm, burada amaç 5-12 yaş arası öğrencilerimizin 5. sınıfla 12. sınıf. Evet, hem ortaokullarda hem liselerde. Amaç burada bilime ilginin artırılması, el becerilerin geliştirilmesi burada. Burada da gayet güzel çalışmalar yapılmış. Az önce çektik, gördük. Evet, gördüğünüzde de zaten öğrencilerimiz de anlatacaklar. Evet. Gerçekten çok ilginç, dikkate değer çalışmalar. Evet. Ben sizin huzurunuzda da, sizin sayenizde de önce öğretmenlerime ve emeği geçen bütün öğrencilerime çok çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum ve inşallah bundan sonraki bilim fuarı daha da güzel olacak, daha geniş olacak. Efendim dün kaymakamımız Sayın Yusuf Duran Dinç açılışını yaptı burada fuarımızın. Evet. Dün misafirleri ağırladınız burada. Beğendiler, öyle izlenim aldık. Çok teşekkür ederiz. Evet, sağ olsunlar, katıldılar. Evet. Açılışımızda bayağı görkemli bir açılış oldu. Bizim en çok beğendiğimiz, memnun olduğumuz hani onlar da bu çalışmaları gerçekten takdir ettiler. O yüzden onlara da teşekkür ediyoruz. Biz zaten haberini yapmıştık kanalımızda. Bir de böyle öğrencilerle görüşelim dedik, böyle canlı canlı. Anlatsınlar, daha heyecanlı olsun diye buraya geldik. Şimdi projeden sorumlu öğretmenimiz, sizi tanıyalım, şöyle alalım. Hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ömerhan Yurt. TÜBİTAK'la ilgili çalışmalarımız 2 sene öncesine dayanıyor. Evet, pandemi öncesinde. Emeğiniz çok, katkınız çok. Tabii özellikle Miraç öğretmenim, Zuhal hocam, Neşe hocam var, Uygar hocam var. Allah razı olsun. Hepsi gerçekten üstün bir çaba gösterdiler. Biz çocuklarımızla beraber hem bilimsel anlamda bunları desteklemek, heyecanlarını arttırmak, meraklarını uyandırmak için görüyoruz. Heyecanla hepsi gözlerinde oturuyor. Evet, hem de tarihsel çalışmalarımız da var. Hem geçmişteki bilim adamlarımıza yönelik çalışmalar da yaptık. Amacımız geçmişle geleceği birleştirerek hem bilim şevkini, heyecanını da arttırmak, çocukların gelecek açısından düşüncelerini, önemli çalışmalar yapması için bir örnek sunmak istedik. Müdürümüz başta olmak üzere diğer öğretmen arkadaşlarımıza da velilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Onların da emeği çok oldu. Çocuklarını geri geldi okulda uzun süreler beklettiler. Sağ olsunlar, biz güzel bir çalışma ortaya çıkardık. Biz de bütün Nallıhanlılar adına, Nallıhan has haberi olarak sizlere, sayın okul yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım sayın hocam. Öncelikle hoş geldiniz. Ben sosyal bilimler öğretmeni Miraç Demirbaş. Öğrencilerimizle beraber TÜBİTAK projesini bilimsel aşamalarını tek tek geçerek önemli projeler ortaya koyduk. Bu projelerimizi de siz değerli misafirlerimize, tüm okullarımıza, tüm öğrencilerimize sergilemekten onur duyarız, gurur duyarız. İsterseniz projelerimizden de ben şöyle... Ben şimdi öğrencilerim zaten heyecanlı böyle, bakıyorlar böyle. Onlarla görüşeceğim. Anlatacaklar çalışmalarını, tabii sizin nezaretinizde. Şimdi böyle bir görüşelim. Yaklaşsın biraz daha. Hemen kısa da tanıyalım. İsmin? Merhaba, ben Hilal Karakaya. Hemen. Ben Ekim Bulemulu. Hemen seni tanıyalım. Ben Sertu Yiğit Delikler. Ben Tuna Anvarov. Tuna Anvarov, evet. Şimdi bu projeyi anlatır mısınız? Biriniz anlatsın. Bu ne projesi? Tarihi İpek Yolu'nun 3 boyutlu hale getirerek sergilenmesi. Ne güzel. Hemen kameramanımız.
Herkesin görevi ayrı. Tamam, hemen. Projemizin amacı tüm dünya milletleri için önemli olan tarihi İpek yolunu öğrencilere tarihi sevdirerek aktarmak. Ne güzel, görsel olarak. Hemen sen ne demek istersin? Tuvallerimizi boyayarak birleştirdik. Üzerine figürler yerleştirerek tarihi İpek yolunu 3 boyutlu hale getirdik. Anlatalım. Kim anlatsın burayı? Bölümden. Sen hemen anlat kısaca. Projenin adı Milli Mücadele Yolu oyunu. Projenin amacı Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı İstiklal Yolculuğu sürecine hazırlanan 3 boyutlu harita üzerinde bunları biliyorum oyunu ile kalıcı şekilde öğretmek. Güzel, aferin. Evet, hemen şöyle girelim. Seni tanıyalım. Ben Esra Kazan. Evet, sen ne yaptın burada mesela, bir de sen anlat. Burada öğrencilerimize Kurtuluş Savaşı soyut olan, öğrencilerin aklında soyut olan oyunumuzu somut olarak Kurtuluş Savaşı'nı öğrencilere daha iyi anlatmak için. Güzel, tebrik ederiz. Ben Sudan Mengeneci. Ben burada sizlere oyunumuzun nasıl oynandığını anlatacağım. Şimdi burada bize kartlar veriliyor. Tamam, bir burada oynanabilir mi şu anda? Evet, bir göstersin, kameramanı çeksin. Evet, hemen. Kısaca. Evet. Burada bir soru çıkıyor ve bu soruyu doğru bilirsek iki grup oluşuyor. Hem de Atatürk'ün İstanbul'da başlayan yolculuğunun Ankara'da bitişini gösteriyor, evet, bize. Kırmızı ve yeşil gruplarımız var. Her doğru bilen kişi bir adım öne gidiyor. Yanlış yaparsa da olduğu yerde duruyor. Ve ilk başta Ankara'ya gelen kazanıyor. Sizin icadınız mı bu oyun? Evet. Hep beraber yaptık. Alkışlıyoruz. Evet. Öncelikle benim ismim Belinay Aygündüz. Evet. Bizim projemizin konusu Kurtuluş Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı sürecinde giden yol. Arkadaşımın anlattığı gibi ve bu şeyde, projede bir sürü arkadaşımın emeği var. Öncelikle Miraç hocama teşekkür ederim. Dediğim gibi bizim bu projemizin asıl amacı Kurtuluş Savaşı'nda giden yolun daha iyi anlaması, aktarılması. Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Evet, isterseniz bir öğrenciye soralım, o anlatsın. Vakit açısından. Evet, burayı hemen görüntülesin kameramanımız. Evet, kim anlatır burada? Siz mi anlatırsınız? Tamam, şöyle gel. Merhaba, seni tanıyalım. Ben Güler İclal Demirel. Bugün sizlere Maglev treninden bahsedeceğim. Evet. Maglev treni günümüzde ilk olarak James Powell'da yakın olan Gardın Dami tarafından 1960'larda atılmıştır. Biz de bu trenin küçük bir örneğini yaptık. Bakır bölümünün içerisinde oluşan manyetik alan, evet, pil ve mıknatısla birleşerek oluşturduğumuz araca itme kuvveti sağlar. Oh. Bu kuvvet hareket enerjisine dönüşür ve oluşturduğumuz araç hareket eder. Evet. Evet, bu şekilde. Güzel, tebrik ediyorum. Aynısı, hemen şuraya geliyoruz. Bura ayrı mı? Proje ayrı mı? Tamam, hemen. Evet. Ben Yağmur Ören. Biz projede matematik tarihini araştırdık. Matematiğin nerede ve nasıl çıktığı sorusuna cevap bulmak için araştırma yaptık. Evet. Öncelikle matematik Mısır'da ortaya çıkmıştır. Mısır'da Nil'in taşması sonucunda insanların tarım arazileri birbirine karışıyordu. Ve bu da insanlar arasında anlaşmazlıklara sebep oluyordu. Devlet bu duruma çözüm bulmak için ip geciler gibi çeşitli çözümler buldu. Fakat artık bu durum fazlalaşınca artık kalıcı çözümler bulmaya karar verdi. Yaşanan bu olayların hepsi de matematiğin temelini atmış oluyor. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Tebrik ederiz. Evet, burada da bir proje var. Kim anlatır? Bir kişi anlatsın isterseniz. Sizi tanıyalım, seni tanıyalım. Benim ismim Berat Özer. Benim ismim Akgücan Kazanaksu. Evet, ekibi temsilende. Ablamız, kardeşimiz konuşsun. Bizim projemiz evden uzaklaştığımızda bitkilerimiz kurumaması için. Burada bir tane nem sensörümüz var. Bu nem sensörü ıslak. Bu önemli. Olur. Evdeki çiçekler kurumaması için. Özellikle ev hanımları dikkat etsin, değil mi? Bu nem, evet, sensörü kuru toprağı algıladığında 3 saniye aralık, evet, vererek ve yavaş bir şekilde kurdu gördüğünüz gibi su pompalıyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi burada zaten su geliyor. Toprağımız ıslandığında ise, yani nem sensörümüz buradaki suyu algılıyor. Kuruyunca mı otomatik geliyor? Evet. Evet. O ne güzel. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi bu ıslaklığı algıladığında buradaki su kesiliyor ve artık çiçeğin su ihtiyacını karşıladığını anlıyor. Ne güzel, bu sizin icat mı? Evet. Ne güzel, alkışlıyoruz, güzel proje. Hepsi güzel ama bu daha ilginç şekli. Sağ olun. Evet, buraya gelelim. En sizi tanıyalım. Yiğit Aslan Sobacı. Seni tanıyalım. Defne Öztürk. Evet, anlatır mısın ne bu proje, neye yarıyor, nasıl yaptınız? Proje özellikle okul öncesi ve ilköğretim çağında olan çocuklar için. Bu çocuklar teorik nota bilgilerini sıkıcı buluyorlar. Biz bu projede sıkıcılığı eğlenceye çevirmeye başladık.
Evet, sıkıcılığı oyuna çevirdiniz değil mi? Evet. Bu da çocuklar için önemli bir proje. Sen bir şey demek ister misin? Ben bir şey demek istemiyorum. Aynı şey. Aynı şey. Tebrik ediyoruz sizi. Evet, şöyle gelin. Burada çiviler var. Evet. Tanıyalım sizi. Hoş geldiniz. Ben 8B sınıfından Meret Aydoğdu. Evet. Nisan Nur Sazak. Merve Nur Bülbül. Evet. Anlatır mısın? Projemizin ismi Birim Karede Alan Bulma. Evet. Bu projemizin amacı düzensiz şekillerin alanının kısa yoldan bir formülle bulunması. Evet. Biz de MDF üzerine bir çiviler sabitleyerek bu teoremi somutlaştırdık. Evet. Arkadaşlarımız uygulayacak A şimdi. A eşittir I artı B bölü 2 evet. Eksi 1. O bizim formülümüz. Şimdi bir şekil oluşturur musun? Evet, bir şekil oluştu şu anda. Ben formüle göre bunu uygulayayım. Evet, uygula. İlk önce I'yi yani içindeki çivi sayısını sayacağız. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çivimiz var. Evet. Şimdi formüle göre B'yi yani lastiğe değen çivi sayısını sayıyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. 12 bölü 2 eksi 1 yapıyorum formülüne göre. Formülümüz buna döndü. 12 eksi 1 yapıyoruz. Sonucumuz da buradan 11 çıkıyor. Evet, bu şekilde olan 11. Gördüğünüz burada güzel bir proje. Sizi tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tamam. Şöyle gidelim. Evet, burada da farklı bir proje var. Kardeşimiz. Önce seni tanıyalım. Ben İbrahim Bora Bütün. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Yusuf. Burada. Denizhan Eski. Kadir Tüfekçi. Emrah Tortepe. Evet. 5 kişilik bir ekip var burada. Peki kim anlatacak? Evet. Biz burada mıknatısların birbirini itmesiyle yer çekimini ortadan kaldırdık ve buna levitasyon diyoruz. Yer çekimi ortadan kalktı mı? Evet. Uzayda gibi. Evet. Tamam. Yani bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Tamam. Hemen bir yakın plan alalım. Yer çekimi kayboluyor zaman zaman. Evet. Ne güzel. Tebrik ederiz. Şöyle gidelim. Şuradan sonra bir tarafa. Evet. Burada öğrencilerimiz var. Sizi tanıyalım. Ben Amine, 7. sınıf öğrencisiyim. Ben Zeynep, 7. sınıf öğrencisiyim. Anlatır mısınız? Biz projemizden alan sınırları içerisindeki mantar türleri hakkında araştırma yaptık. Nalan sınırlarında 68 tür tespit edilmiştir. Bu türleri 24 tanesinin geldiği belirtilmesine rağmen yürü altı tarafından tanınan ve bilinen 6 tür mantar vardır. Bu türlerin zehirli türlerin toplamı ise 9'dur. Halk tarafından bilinen altı tür şu şekildedir. Evet. Kanlıca mantarı, kavak mantarı, morca mantarı, ayı mantarı, patates mantarı ve çimen mantarıdır. Sen misin? Evet. Sen mi yetiştirdin mantarları? Yetiştirmedim, ormana yetiştirdim. Ormana gittiniz, fotoğrafladınız. Değil mi? Şu yabancı değil hiç, kanlıca. Evet. Güzel proje, tebrik ediyoruz. Evet, sizi tanıyalım. Ben Ekin Göksu Gezen, 6. sınıf öğrencisiyim. Ben Neva Yelkay, 6. sınıf. 2 kişilik bir proje. Anlatır mısınız? Evet, projemiz ismi Tarih Şehri. Diğer tarih şehirlerinden ayırt edici evet. Özelliği eş zamanlı olmasıdır. Tarihte yer almış önemli olayları eş zamanlı ve bütün olarak size göstererek tarihsel evet. Olayları yaşanan döneme göre yorumlama evet. Becerisi kazandırmak için. Ne güzel. İstanbul Fethi 1453 yılında olurken model bireysel tutuk başlangıcı 1468 yılında. Tebrik ediyoruz sizi. Evet. Buraya gelelim. Burada merhabalar. İki ekibi olan bir projedeyiz. Seni tanıyalım. Benim adım Hasret Soydem Kocabek. Benim adım da Yazar Bakıcı. Evet. Anlatır mısın? Biz projemizde ilk ve orta çağda savaşlarda kullanılan mancınıkları çalışma prensibi... Yakın detay alırsak mancınıkları. Evet, konuşun siz. Çalışma prensiplerini dikkate alarak 3 adet mancınık yaptık. Evet. Mancınıkları tarihe göre sıraladık. Bu ilk yapılan daha fazla güç kaldırabilen, daha az gelişmiş ve en çok insan gücü isteyen mancınık. Bu ikinci yapılan buna göre daha fazla gelişmiş, buna göre daha az insan gücü isteyen evet. Mancınığımız. Evet. Bu en fazla gelişmiş ve en az insan gücü isteyen mancınığımız. Biz bu projemizin sonuç olarak biz bu projede sonuç olarak öğrencilere gerçeğe yakın bir simülasyon ortamı sunmayı planladık. Evet. Ne güzel anlattı sayın öğrencimiz. Tebrik ediyoruz sizi. Teşekkürler. Evet, burada da tanıtım. Hoş geldiniz. Ben Vişra Koyuncu. Hatice Elif Ekinci. Ben Esra Aslakamalı. Kim anlatacak?
anlatayım. Bizim projemizin alanı özgü olan sözcükleri derleyip sözlük haline getirmek. Projemizin amacı kültürel mirasımıza sahip çıkmak, Nallah'ın özgü olan sözcüklerin yaşamasını sağlamak. Bununla beraber böylece geçmişten getirdiğimiz birikimi gelecek nesillere aktarmayı hedefledik. Bir konu da lazım böyle bir Nallah'ın ait şiveler, özgüler. Sizden... Evet, hediye ediyorlar. Hediye mi ediyorsunuz? Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ben de kanalımda kullanacağım bu sözcükleri. Bende de var, size de verebilirim. Tamam, hoşça kalın. Evet. Burayı yaptık değil mi? Yok, yaptık. Bu ayrı. Evet, sizi tanıyalım baştan. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Fahrettin Efe Günsel. Ben Yusuf Yalın. Ben İsmail Enes Sundar. Evet, kim anlatacak? Öncelikle bu elma yakalama rolü. Genellikle çocuklar bilgisayar oyunları oynarken hep masalarda oturuyor. Daha doğrusu koltuklarda. Bu yüzden de hareketsiz kalıyorlar. Hareketsizliğe dayalı hastalıklar da oluşabiliyor. Biz bu hastalıkları engellemek ve ayrıca da çocukları eğlendirmek için bir proje hazırladık. Bu projede gördüğünüz öncelikle bu görme sensörleri. Bu görme sensörleri içindeki UNO'ya bağlı. UNO'daki şuradaki USB çıkışıyla bilgisayarımıza kablo aracılığıyla bağlıyoruz. Bilgisayardaki en blok beyazımız kodları tanıyıp oyuna göre hareket algılıyor. İsterseniz göstereyim. Bir göster, hemen göster. El hareketiyle. Evet. Şöyle. Evet, güzel. Ayrıca VR dediğimiz sanal gerçekliği daha düşük bir bütçeyle hazırlamaya çalıştık. Aynı zamanda bu oyun değil mi bu oyun? Evet, ilkokullara hitap ediyor. Adı da oyun bitti. Yok. Projenin adı ne? Elma yakalama robotu. Elma yakalama robotu. Evet, ne güzel. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Burayı görüntülerdik. Şura var. Evet, değerli izleyenler, daha bitmedi. Devam ediyoruz. Evet, şuradan başlayalım. Burada ilginç bir proje var. Seni tanıyalım. Benim ismim Emirhan Çetin. Benim ismim de Bertu Can Erman. Evet, merhabalar. Kolay gelsin. Şöyle bir yakın alalım. Burada ilginç bir görsel var. Anlatsın. Kim anlatacak? Ben anlatacağım. Tamam. Bizim projemizin ismi Hologram. Hologram projesi etrafındaki... Hologram. Hologram, evet. Etrafındaki video aygıtları camla beraber yansıtarak ortadaki havuzun içinde toparlıyor. Ve 3D bu görüntüyü elde etmemizi sağlıyor. İlk bulan kişi 1948 yılında bulmuştur. Evet. Bulan kişinin ismi ise Deniz Gabor'dur. Ne güzel. Tebrik ediyoruz sizi. Rica ederiz. Teşekkür ederim. Seni tanıdık. Burada. Merhaba. Evet. Hoş geldiniz. Tanıyalım sizi. Benim adım Muhammed Salih Oruç. Elfrem Oruç. Ziyal Hasan Tanan. Evet. Dilara Koykan. Evet, bu ekipte Sonsuz Bilim Treni ve Anadolu İstasyonu adı altında proje yapmış. Kim anlatacak? Evet. Biz bu projemizde Türk İslam bilim adamlarının Avrupa kendi içinde karanlık çağını yaşarken İslam dininden aldığı şevk ve azim ile yeni buluş ve keşifler yapmışlardır. Bu keşiflere eklemeler yapmaları sonucunda modern bilim çıkmıştır ortaya. Burada da bazı bizim şeylerimiz vardır, bilim insanlarımız. Evet. Burada teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, bir proje sonucunda böyle bir kitap çıkmış. Bu kitabı alacağız. Tabii bana da faydalı olacak. Nallah'ınla ilgili şiveler burada anlatılmış. Tabii bende de var bir sürü. Bunları inşallah önümüzdeki günlerde kanalımızda yayınlayacağız efendim. Tuğrul Bey Ortaokulu'na çok teşekkür ediyoruz buradaki öğretmen arkadaşlarıma. Projede emeği geçen arkadaşlarıma, özellikle okul müdürümüz Sayın İsmail Çetin'e. Buradan şöyle bir kendilerine teşekkür ederim. Efendim gerçekten gezdik. Çok güzel bir proje. Öğrencilerin heyecanını gözlerinden okuduk zaten. Sizler de öylesiniz. Çok sağ olun. Emekleriniz büyük. Öğrencilerimizin, velilerin emekleri büyük bu konuda. Herkese Nallah'ın adına teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyoruz.